Merhaba arkadaşlar, duyu organları bir videosuyla karşınızdayız. Duyu organlarından gözü işleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz ne diyor bize? Göz kaç kısımda incelenir? Gözle ilgili biraz bilgi verelim. İnsanda bir çift göz bulunur malumunuz. İnsan gözü yaklaşık 400-700 nanometre dalga boyundaki ışık aralığını algılayabilir. Bu şekilde dizayn edilmiştir. Göz küresi ve göze yardımcı organlar olmak üzere iki ana kısımda incelenir diyoruz. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Göz küresi kaç kısımdan oluşur diyor bize. Göz dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere 3 tabakadan oluşur diyoruz. Dış kısımda, en dış kısımda sert tabaka, ortada damar tabaka ve içte ise ağ tabaka olmak üzere 3 tabakadan meydana gelir diyoruz genç arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden sert tabakayı incelemeye başlayalım. Gözün en dış tabakasıdır. Az önce konuşmuştuk. Ön kısmına kornea denir. Sert tabaka ön tarafta şeffaflaşır, incelip kornea ismini alır. Kornea göze gelen ışınların ilk olarak kırıldığı yerdir. Burayı unutmayalım, sorularda karşımıza çıkar. Işığın ilk kırıldığı yer neresidir diye sorarlar. Korneada diyeceğiz. Korneada sinirler bulunmasına rağmen kan ve lenf damarları bulunmaz. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir genç arkadaşlar. Kan damarı ve lenf damarı korneada bulunmaz. Bu nedenle kornea nakillerinde doku uyuşmazlığı fazla görülmez. Kornea nakli daha sık görülen nakillerden bir tanesidir diyoruz. Hemen devam ediyoruz. Gözün sert tabakasının altında damar tabaka mevcut. Kan damarları bulunuyor. Pigment içeriği sayesinde gözün içi karanlık oda halindedir. Bu karanlık odadan biraz bahsetmek istiyorum. Siyah pigmentlerle siyah bir oda, karanlık bir oda haline gelmiş ki ışık içeride yansıma yapmasın. Gözümüzde bir kamaşma durumu meydana gelmesin diye bir karanlık oda mevcut damar tabakanın içerisinde. Damar tabakada başka ne var? İris bulunur. Gözümüzün renkli kısmı, göz bebeğimizin çevresini saran renkli kısım iris bulunur. İrisin ortasında ne var? Göz bebeğimiz bulunur. İris düz kaslarla göz bebeğinin büyüklüğünü değiştirerek göze giren ışık miktarını ayarlayabilir. Demek ki irisin içerisinde ne varmış? Düz kaslar mevcutmuş. Bu sayede göz bebeğine baskı uygulayarak göze giren ışık miktarını az ya da çok şekilde ayarlayabiliyormuşuz. Göz bebeğinin arkasında göze giren ışınlarının kırılıp retineye düştüğü göz merceğimiz bulunuyor. Göz merceğimiz ışığın ikinci kez kırıldığı yer. Birinci kez kırıldığı yer neresiydi? Korneaydı. İkinci kez kırıldığı yer göz merceğidir diyoruz arkadaşlar. Saydam tabakayla göz merceği arasında kalan boşluğa ön oda, mercek ile iris arasında kalan boşluğa ise arka oda deniyor. Bu ön oda ve arka oda kısmını daha net anlamamız lazım. Bunun için şöyle bir yakınlaştıralım burayı, daha büyük bir resmi getirelim. Şimdi ön oda ve arka odayı net anlayalım. Burası biraz karıştırılabiliyor. Sorularda da bunun üzerinden yürüyoruz tabii ki. Ön oda saydam tabaka. Saydam tabaka dediğim yer neresi? Şurası. Kornea dediğimiz yer. Bununla mercek arasındaki kısım. Göz merceği ile şu kısım ile saydam tabaka arasında kalan noktaya, şu noktaya ne diyoruz biz? Ön oda ismini veriyoruz. Arka oda ise nedir? Mercekle iris arasında kalan boşluktur değil mi? Arka oda dediğimiz yerde bu kısımdır. Ön oda ve arka odayı net olarak anlayalım. Bir daha tekrar ediyorum. Saydam tabakayla, yani kornea ile mercek arasına ön oda, mercek ile iris arasına ise arka oda ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet, gözün iç kısmında A tabakadayız. A tabaka ya da diğer adıyla retina. Dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve en içeride A tabaka şeklinde sıralanıyordu. A tabakada ne varmış? Reseptörler ve sinir hücreleri bulunuyor. Reseptörlere bakalım. Gözde iki kısım reseptör var. Koni reseptörleri ve çubuk reseptörleri. Tabloda net olarak algılayabildiğimiz gibi koni reseptörlerimiz renkli görmeyi sağlıyor. Bol ışıkta, fazla ışıkta aktifler. Çubuk ya da çomak reseptörleri ise az ışıkta aktifler. Bunlar az ışıkta, bu tarafta genç arkadaşlar çok fazla ışıkta aktiftirler. Koni reseptörler renkli görmemizi sağlıyor. Çubuk reseptörler ise siyah beyaz görmemizi sağlıyorlar. Konireseptörlerden biraz bahsedelim. Mavi, yeşil ve kırmızı şeklinde 3 tane konireseptörümüz var. Bunların en fazla oldukları retinadaki kısma sarı benek ismi veriliyor. Görüntünün en net olduğu yer sarı benek kısmıdır diyoruz. Konireseptörler çubuk reseptörlere ya da tersi birbirine dönüşüm gerçekleşebilir mi? Evet, gerçekleşebilir. Örnek verelim, karanlık bir odaya girdiğimiz zaman, bol ışıktan az ışık olan bir ortama girdiğimiz zaman bir süre hiçbir şey algılayamayız. Çünkü konireseptörlerimiz az ışıkla aktif değildir. Ama konireseptörleri çubuklara dönüştüğü zaman çubuk reseptörleri bu alacakaranlıkta aktiftirler ve bizim gözümüz yavaş yavaş bir şeyler görmeye başlar diyoruz arkadaşlar. Genç arkadaşlar, görme sinirlerinin gözden çıktığı kör nokta adı verilen bir kısım vardır. Burada bolca sinir hücresi bulunur ama reseptör bulunmaz. Reseptör olmadığından dolayı burada görüntü olmaz. Yani algılayıcılar yok, haliyle burada görüntü yoktur. Kör nokta ismi buradan gelmektedir. Güzel bir bronsör bilgisi koyduk buraya. Ne diyor? İnsanda bulunan bir çift göz vücudumuzdaki bütün reseptörlerin %70'ine sahiptir. Yani deride bulunan reseptörlerimizden tutun kulağınızda ya da işte diğer duyu organlarında, burnunda bulunan bütün reseptörler dahil bütün vücuttaki reseptörlerin %70'i bizim gözümüzde bulunuyormuş arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ne diyor bize? Göz uyumu nedir? Uzağa ve yakına bakıldığında net görme göz uyumu adı verilen adaptasyon ile gerçekleşir. Burada bir adaptasyon var. Tilli ya da kirpiksi kaslar dediğimiz bu kaslar yakına bakacağımız zaman kasılırlar. Kaslar kasıldıkları zaman mercek bağlarımız gevşer. Mercek bağları gevşeyince merceğimiz üzerine bir baskı oluşmaz. Bir gevşeme meydana geldiği için merceğimiz kalınlaşır ve kırıcılığı artar. Yakını net olarak görebiliriz diyoruz arkadaşlar. Peki uzağı görme nasıl şekilde gerçekleşiyor? Buna bakalım. Şimdi az önce yakını görmenin tam tersi. Burada ne olacak? Kaslar gevşeyecek. Mercek bağları bu kez kasılacak. Ve merceğimizde bir daralma meydana gelecek. Kırıcılık azalacak ve uzak görünecek. Şöyle bir özetleyecek olursak. Yakını göreceğimiz zaman kaslar kasılıyor, bağlar gevşiyor, mercek kalınlaşıyor. Uzağı göreceğimiz zamansa kaslar gevşiyor, mercek bağları geriliyor. Merceğimizde ise bir incelme meydana geliyor diyoruz genç arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz bize ne diyor? Soru 4. Göze yardımcı organlar nelerdir diyor. Bakalım nelermiş genç arkadaşlar. Göze yardımcı olan organlar: kaşlar, kirpikler, göz kapakları, gözyaşı bezleri, göz kasları göze yardımcı organlardır. Bunların yerlerini göstermeme gerek yok. Zaten ne olduklarını biliyoruz. Sorularda çıkarlar. Göze yardımcı organlar nelerdir şeklinde bir soru koymak istedim buraya. Bir sonraki sorumuz, görme olayı nasıl gerçekleşir diyor. Bu ciddi bir soru. Bununla karşılaşırız arkadaşlar. Görme olayını, gözle alakalı bize göz rahatsızlıkları ve görme olayı net olarak karşımıza çıkacak. Bu konuyla ilgili soru gelirse buralardan gelir diyoruz genç arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Kaynaktan gelen ışınlar sırasıyla korneadan, göz bebeğinden, göz merceğinden geçiyor ve retinaya düşüyor. Olay nasıl gerçekleşiyor? Dışarıdan kaynaktan gelen ışın korneada birinci kez kırılıyor, göz bebeğinden geçiyor, mercekte ikinci kez kırılıyor ve burada görüntü ters olarak retinaya aktarılıyor. Retinanın üzerine ters görüntü düşüyor. Burayı unutmayalım, sorularda gelir. Işık dalgaları retinanın üzerinde bulunan koni ve çubuk reseptörlerinde bulunan sinirlerce algılanıyorlar. Bu sinirlerde impuls oluşuyor ve bu impulslarsa beyne iletiliyorlar. Kısaca şöyle, kaynaktan gelen ışık retina üzerine ters düşer, düşen ışınlar orada oluşan impulslarla beyne iletilir diyoruz. Şimdi beyne iletilen görüntüler beyinde nasıl algılanıyor, buna bir bakalım. İki gözden çıkan optik sinirler optik kiyazma denilen bir bölgede birleşir. Optik kiyazma dediğimiz noktayı gösterelim arkadaşlar. Burada diyelim ki sağ gözümüzden algıladığımız ışınlar sağ göz tarafından geliyor. Beynimizin sol tarafına gidiyor. Aynı şekilde sol taraftan gelen görüntüler beynimizin sağ tarafına iletiliyor. Tam orta noktada şu kısımda bir birleşme meydana geliyor. Buna da optik kiyazma ismini veriyoruz. Optik yazmada her iki gözün sol tarafla ilgili görüntüsü beynin sağ tarafına, sağ tarafla ilgili görüntü ise beynin sol tarafına iletilmiş oluyor. Görüntüde de bunu net olarak görmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada güzel bir bulunsun bilgimiz var. Göz insanda doğumdan sonra en az büyüyen organdır. Yapısı en az değişen organdır. Onun için küçüklük fotoğraflarına baktığınızda arkadaşların gözlerinden anlayabilirsiniz bu durumu. Çünkü göz insanda doğumdan sonra en az büyüyen organdır diyoruz. Soru 6. Göz kusurlarını açıklayınız. Evet, gözdeki en önemli yerlere geldik diyebiliriz. Göz kusurlarında geldik. Başlayalım. İlk göz kusurumuz neymiş? Miyopla başlıyoruz. Miyop dediğimiz arkadaş neymiş? Ne sıkıntısı varmış bunun? Uzağı göremiyormuş. Niye göremiyorsun uzağı? Çünkü diyor ki görüntü retinanın üstüne düşmüyor, önüne düşüyor diyor. Görüntü retinanın önüne düştüğü için burada bir problem var diyor. Neden düştü? İki sebepten dolayı görüntü retinanın önüne düşmüş olabilir. Birincisi, ya göz küresi olduğundan, olması gerekenden daha büyüktür, daha geniştir, ya da mercekle alakalı bir sıkıntı vardır. Mercek olduğundan daha şişkindir, kırıcılığı daha fazladır. Bu iki sebepten dolayı görüntü retinanın üstüne düşmesi gerekirken retinanın önüne düşüyor. Peki ne yapmamız lazım? Geriye, arkaya alınması lazım. Nasıl almam gerekiyor ben bunu? Hemen gözün önüne kalın kenarlı bir mercek koyarak, değil mi? Gözün ön tarafına kalın kenarlı bir mercek yerleştiriyorum ve görüntüyü retinanın önünden alıp retinanın üstüne getirmiş oluyor arkadaşlar. Miyop, özetleyelim. Miyop uzağa göremez. Sebebi nedir? Görüntü retinanın önüne düşmüş. Nasıl çözerim? Önüne kalın kenarlı bir mercek koyarsam bu işi çözerim. Gelen hipermetropla buradaki sorun nedir? Yakını net görememe durumu var. Neden yakını göremiyoruz? Bir bakalım. Görüntü bu kez retinanın arkasına düşmüş. Doğru mu? Retinanın üstüne düşmesi gereken görüntü arkaya düşmüş. Sebep nedir? Yine iki tane büyük sebebimiz vardır. Göz küresi olması gerekenden daha küçük ya da merceğimiz olması gerekenden daha incedir. Daha ince olan merceğin kırıcılığı azdır. Haliyle de görüntüyü kıramadığı için uzağa, retinanın arka tarafına düşürüyor. Çözüm nedir? İnce kenarlı bir mercek kullanır isek görüntüyü retinanın arkasından alıp retinanın üstüne düşürür. İnce kenar, kalın kenar. Bununla alakalı da bir uyarı yapayım size. Merceklerin kenarlarına göre isim almıştır. Ortaları ise farklıdır. Mesela ince kenarlı merceğin gördüğünüz gibi orta kısmı çok kalındır. Kırıcılığı fazladır. Kalın kenarlı mercekte ise kalın kenarlı merceğin kenarları kalın, doğru, ama orta kısmı incedir. Bu yüzden de kırıcılığı az. Bir sonraki rahatsızlığımız astigmat. Astigmatlıkta sorun nedir? Hemen bakalım. Göz merceği ya da korneadaki düzensiz kıvrımlar buna sebep oluyor. Yani ışık net olarak toplanamıyor. Retinanın üzerine tam net olarak toplanırsa görüntü net olur. Toplanamadığından dolayı gördüğünüz gibi görüntü dağınık bir şekilde oluşmuş. Göze giren ışınlar farklı açılarda kırılırlar. Retinanın üzerine aynı şekilde düşmezler. Ne yapacağız peki? Nasıl düzelteceğiz bu işi? Astigmatlı silindirik mercek kullanırsak, gördüğümüz gibi burada silindirik mercekle görüntüyü toplayabiliriz. Retinanın üzerine net olarak düşürebiliriz. Bir sonraki rahatsızlığımız renk körlüğü. Renk körlüğü genetik bir rahatsızlık. X kromozomunda taşınan çekinik bir rahatsızlıktır. Nedir problem peki burada? Gözde bulunan 3 çeşit konireseptörden bahsetmiştik. Yeşil, mavi ve kırmızı. Bu reseptörlerden bazılarının hiç olmaması ya da oranlarının genetik olarak düşük olması. Ne yapıyor? Ne sıkıntımız var? Gördüğümüz gibi bazı renkleri algılayamıyoruz. Burada mesela renk körü olan arkadaşlarımız bu görüntünün içerisinde yazan 42 sayısını net olarak göremeyeceklerdir. Renk körü olmayan arkadaşlarımız da burada 42 yazdığını aynen benim gibi görecek. Bir sonraki rahatsızlığımız prespitlik. Nedir prespitliğin sıkıntısı? Yaşlılığa bağlı olarak mercek esnekliğini yitirmiştir. Bu yüzden de yakına bakıldığı zaman net görüntü elde edilemiyor. Yakını net göremiyor. Sebep yaşlılıktır. Ne ile düzelteceğiz biz bunu? Ön tarafı yakını göremiyorsa tabii ki ince kenarlı bir mercek ön tarafa koyduğumuz zaman düzeltebiliyoruz. Prespitlikteki durum bu. Şaşılık. Nedir şaşılıktaki durum? Bakalım. Göz küresini hareket ettiren kasların birbiriyle uyumsuz olması, değil mi? Uzun ya da kısa olması durumunda şaşılık ortaya çıkıyor. Gözler aynı noktaya yönelemiyorlar. Aynı noktaya yönelemediğinden dolayı görüntüde şöyle bir şekil bozukluğu meydana geliyor. Ameliyatla düzeltilebiliyor. Nedir kataraktaki sıkıntı? Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi. Kaybetti saydamlığı, ne olacak? Görüntü buğulu meydana gelecek. Peki tedavisi var mı bunun? Tabii ki var. Katarakt tedavisi mercek ameliyatlarıyla değiştirilebiliyor ya da düzeltilebiliyor. Ve son olarak hızlı bilgiyle karşınızdayız. Hızlı bilgi ne diyor bize? Konunun özetini veriyor. Göz 3 kısımdan meydana geliyor. Sert, damar ve ağ tabaka olarak 3 kısımda inceliyoruz. Görme olayını bir özetleyelim. Kaynaktan ışığı alıyoruz. Kornea, göz bebeği, göz merceği ve en son retinanın üzerine düşürüyoruz. Retinanın üzerine görüntü ters düşüyor. Buradan sonra ne oluyor? Gelen ışık dalgaları koni, çubuk reseptörlerinde bulunan sinirlerce impulslara dönüştürüyor ve beyne iletiliyordu. Miyopluk uzağı göremez, kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Hipermetropluk yakını göremez, ince kenarlıyla düzeltilir. Astigmatlık bulanık görür, sebebi silindirik mercekle düzeltiliyordu. Prespitlik yaşlılıktan kaynaklı olarak mercek esnekliği yitirilmişti. Bundan dolayı kalın kenarlı mercekle düzeltiliyordu çünkü bu yakını göremiyordu. Şaşılık göz küresindeki kasların orantısız olmasıydı. Bu yüzden bir şekil bozukluğu var. Ameliyatla düzeltilebiliyordu. Renk körlüğü genetik olarak koni reseptörlerin bazılarının olmaması durumuydu. Renklerin birbirlerine karıştırılması durumudur. Katarak göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiydi diyoruz arkadaşlar. Duyu organları 1 videosunun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.